Herkese merhaba. Kısa Kısa Matematik kanalındasınız. Bu kanalda matematikte ve hayatta size lazım olacak bilgileri kısa ve özet olarak öğreniyorsunuz. Bugün dağılma özelinin ne olduğunu ve ne işe yaradığını kısa ve özet olarak anlatacağım. Başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, o isteklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Hazırsam başlıyoruz. Dağılma özelliği çok konuda karşınıza çıkan bir konu. İlk olarak doğal sayılarda işlem özelliklerinizde karşınıza çıkıyor. Toplama, çıkarma ve çarpma arasında geçen bir işlemdir sevgili gençler. Bazı durumlarda işlemlerin daha kolay yapılmasını sağlayan bir işlem. Olayımız şu, 5 çarpı parantez içinde 4 artı 3'ün çözümü yapılamadığı durumlarda, normalde önce parantez içi yapılır sonra çarpma yapılır ya, fakat bunun farklı bir çözüm yöntemi var. Ne yapıyorsun? 5'i sırayla içeridekilere dağıtarak çarpıyorsun. İsmi de oradan geliyor. 5 çarpı 4 yazıyoruz. Sonra artıyı koyuyoruz. Sonra ikinci 5 çarpı 3'ü yazıyoruz. Hem buradan sonuç bulduğunda hem de buradan sonuç bulduğunda aynı sonuca ulaşıyorsun. 5 kere 4 20 artı 5 kere 3 15 topla 35 bulursun. Aynı şekilde bu çarpma işlemin, bu çarpma demek de x değil sevgili gençler, nokta olarak da gösterilebiliyor. Ve çıkarma veya toplam olması hiç fark etmiyor. 4 ile 7'yi çarpıyorum. 4 çarpı 7. Sonra çıkarma işlemi 4 çarpı 2 yapıyorsunuz. Bu şekilde dağıtarak çözebiliyorsunuz. 4 kere 7 28, 4 kere 2 8, çıkar 20 bulursun. Çok mu gerekli? Şu işlemler için çok gerekli değil ama mantığını öğrenmeniz önemli. İlerleyen, birazdan birkaç farklı soru çözeceğim. Bu tarz sorularda, o tarz sorularda mecburen dağılma özelliği kullanıyorsunuz. Şimdi örneklerimizle pekiştireceğiz. Bu örneklerde, x'li örneklerde çözeceğim. İsterseniz durdurup kendiniz de dağıtabilirsiniz sevgili gençler. Amacımız dağıtma özelliğini öğrenmek. 15 çarpı 4 artı 2 çarpmanın toplamaya dağılması. 15 kere 4 artı 15 kere 2. Dağıttık, sonuç bulmaya gerek yok. Çarpıyorum. 5 kere 9, 5 çarpı 9, eksi var. 5 kere 4. Örnekler x'li. Çözüyorum. Bakın bu sefer fark ettiniz mi? Çarpma bu tarafta. Bu tarafta olması fark eder mi? Fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Yine çıkarma işlemi ve çarpma var. Çarpmanın çıkarmaya dağılması. 4 ile 2x'i çarpıyoruz. 4 kere 2 8. 8x. 4 ile 3'ü çarpıyoruz. 12. Araya çıkarmamızı koyuyoruz. Bakın dağıtarak cebirsel ifadeyi düzenlemiş olduk. İşte dağılma özelliği burada çok kullanılıyor. Aynı şekilde çarpmayı yine çıkarmaya dağıtmışız. Toplama veya çıkarma olması hiç fark etmiyor. Sağda veya solda olması hiç önemli değil. Sadece bir çarpma olsun, bir de parantez olsun yeter. 3 kere 3x, 9x, 3 kere 2, 6, eksi 6 şeklinde dağıtarak sadeleştirdik. Ve sen çöz bölümüne geldik. Şimdi ekrandaki soruyu çöz ve cevabını yoruma yaz. Ayrıca konu isteklerini de yazabilirsin. Bilgiyi faydalı bulursan kanalımıza abone olmayı, bize destek olmak için videoyu beğenmeyi unutma. Bir dahaki kısa bilgide görüşürüz.